Evlatlar. Bu gördüğünüz İnegöl Kalesi'dir. İyice bakasınız. İyice. Zira evvel oraya yürüyeceğiz. Ondan sonra Keşiş Dağları'nın kol kanat gerdiği Bursa vardır. Onun ardında Konstantiniye ve ondan da sonra cümle cihan. Benim atamdan devraldığım bu davayı sizler de evlatlarınıza devredeceksiniz. Ve onlar da evlatlarına devredecekler. Bir devlet olacağız. Ne seferimiz bitecek, ne cengimiz bitecek. Evlatlarım, at üstünde doğduk, at üstünde öleceğiz. At bize murattır. At Türk'ün kanadıdır. Ve biz ata bindik mi her daim ileri gideriz. Bizim özümüz akına hasret, yüzümüz her daim fetihe dönüktür. Bizi ileri taşıyan iki kanattır. Orhan, diyesin hele, o kanadın biri nedir? Nizam-ı Alem davasıdır baba. Nizam-ı Alem davasıdır ya. Allah'ın nizamını cümle cihana hakim kılmaktır. Alaaddin, o kanadın diğeri nedir diyesin hele. İlahi kelimetullah'tır baba. Öyledir ya. O sebeple pusatlarımızı çalarız. O sebeple atlarımızı teperiz. Ve bizim davamız hak davasıdır. Cümle cihan adaletle hükmedilene dek, mazlumların tek bir ahı kalmayana dek zalimlerin ensesinde soluyacağız. Evlatlar, haydi, hayallerimiz için dolu dizgin at süren. Ulaştıracak babam. Her darlığın sonunda bir çıkış vardır. Mühim olan yolu bilmektir. Eğer yolu bilirsen tasalanmayasın. Ama bilmezsen o vakit tedbir alacaksın. Boran, Meyim, gelesin. Evlatlar.
Burası neresi baba? Feth'e giden yolun başlangıcıdır Orhan'ım. Yüreği gaza ateşiyle yanan atların inidir. Kolay gele. Sağ olasın beyim. Eyvallah beyim. Eyvallah. Eyvallah. Selamun aleyküm. Kolay gele. Selam. Hoş gelmişsiniz beyim. Hoş gördük Davut Usta. Hoş gelmişsiniz şehzadelerim. Hoş bulduk Davut Usta. Var ol Davut Usta. Anlatasın hele. Ahval nicedir? Buyur beyim. Bütün hesapları yaptım beyim. Mancınıklar böyle dizilecek. Bunlar surları dövecek. Onlar da kapıyı yerle yeksan edecek inşallah. Peki ya Davut Usta? Bu mancınıkların menzilleri yetecek mi? Yetecek Allah'ın izniyle beyim. Ola ki bir ters rüzgar esende, bu mancınıkların üstündeki gülleler bizim üzerimize veya önümüze düşmez değil mi? Bu suali edeceğini bilirdim beyim. Rüzgara karşı gülleleri kudretlendirdim elhamdülillah. Allah'ın melekleri Bedir'in erlerine yardım ettiği gibi bize de ederse hiçbir rüzgar tufan bizi durduramaz inşallah. İnşallah, inşallah. Bedir'in aslanları gibi iman sahibiysek o vakit melekler ordusu elbet bizim safımızda olacaktır. Değil mi Molla Alaaddin? Doğru sözü Nacit beyim. Hey maşallah. Maşallah yiğidim ha. Evlatlar. Gelsin hele Konur. Beyim. Buyruğun üzere Çarpıtay incedir. İstihbaratlarını toplar. İmdiğine göldedir. Konstantiniyye'den Pusat ve Rum ateş taşıyan bir birlik İnegöl'e varmak üzereymiş. Ama Çarpıtay der ki eğer kervanı durdurmazsak Kalafeti sırasında büyük mesele çıkar der. Çakal Nikola. O vakit biz de tez vuracağız. Kervan vurmak sulhü bozmaz mı beyim? O kervanda pusat vardır şehzadem. Kervanı vurduk diye bize savaş açmaya kalkarlarsa kalesine mühimmat yığdığı için evvel o suçlu olur. Nikola ne olduğunu dahi anlayamayacak. Yıldırım gibi tepesine düşeceğiz. Peşine dahi düşemeyecek. Biz de gazaya gelmek isteriz bey. Sizin de hakkınızdır. Elbette. Ama daha cenge gidecek kadar maharetli değilsiniz. Hele bir kendinizi avda ispat edin. O vakit cenge hazırsınızlar. Eyvallah bey. O vakit bize de avlanmak düşer. Sakın ha. Sakın ha eliniz boş dönmeyesiniz. Sakın. Buyurundur beyim. Bay Sungur. Beyim. Haydi. Beyim.
Ya söyledik doy? İyi ya, elimiz boş gitmez. Ama ben baskın için evvelden gidip yer tutacağım. Siz de sakın ha geç kalmayasınız. Beyim, birimiz yanında olalım. Hele bir müsaade edin de yalnız başıma at süreyim.